Selamlar arkadaşlar, Mete Yarar'ın resmi YouTube kanalında sizlerle birlikteyiz. Mete Yarar'la birlikte Venezuela'da neler yaşandığını anlatıyoruz. Aslına bakarsan Mete Yarar, neler olduğunu evet şöyle bir röntgenini çekiyoruz ama biz bu süreçten aslında çok uzak değiliz herhalde, değil mi? Avrupa Parlamentosu da son olarak Guaido'yu tanıdığını açıkladı. Amerika'nın bu darbe tarihinden şöyle bir film çekecek olursak, neden biz Venezuela'nın üzerinde bu kadar çok duyuyoruz? Neden çok konuşuyoruz? Ya şimdi anlattığımızın aslında bir hikayesi var. Hani düşenin damdan düşen derdinden damdan düşen anlar hikayesiyle bir başlayalım bu sözü. Bazı arkadaşlar şey demişler, çok hoşuma gitti aslında, güzel bir eleştiri. Ne zaman Venezuela uzmanı oldunuz diye bir tabirle kullanmışlar. Doğru, hiçbirimiz Venezuela uzmanı değiliz. Ama şu kısacık ömrümüzde Türkiye'de yaşanan darbe ve darbecikler ve işte e-muhtıralar diğerlerini yaşadığımız için biz darbe konusunda, darbe mağdurları konusunda biz uzmanız. Ve bu uzmanlığımızda da bugün Venezuela'da yaşanan süreci bir kez daha hatırlatıp aslında bundan sonra ne yaşanacağını anlatmaya çalışıyoruz. Derdimiz Venezuela üzerinden, evet, Venezuela'ya yapılan olanı kınamak ve onu bir şekilde herkese anlatmak. Ama asıl belki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi, dünyada bu işin nasıl yapıldığını kendi içimizdeyken çok daha fazla göremiyoruz. Yani politik çekişmeler, belki siyasi çekişmelerden dolayı çok da fazlasıyla doğru algılayamayabiliyoruz. Ama bizden belki on binlerce kilometre uzaklıktaki bir ülkede yaşananların fotoğrafını doğru çekersek, en azından iki insana, üç insana ne yaşandığını anlatıp Türkiye'deki olayları belki engelleyebiliriz diye uğraşıyoruz. Derdimiz tamamen bunun üzerine. Yoksa Venezuela uzmanlığımız tabii ki hiçbirimizin yok. Ama ABD'yi tanıyoruz ve ABD'nin yaptıklarını biliyoruz. Ben uzun yıllardan beri, beni bilenler bilirler, yazılarımda da ve diğer bütün makalelerimde de bunları ben çok anlatırım. Hatta bundan tam bir sene önce anlattığım bir yazım vardı. Değişim mi dönüşüm mü diye bir yazıydı. 1 Ocak 2018 tarihinde İran'a müdahale etme, işte oradaki devrilmesiyle ilgili, sokak hareketleriyle ilgili olaylar olurken bir yazı yazmıştım. Bu yazıyı yazarken de anlatmıştım. Yine İran'daki olayı, özellikle 1951'de gelen başbakanın devrilmesiyle ilgili olan süreci anlatmıştım. Onun üzerinden Türkiye'deki 15 Temmuz'u okuyalım demiştim. Bugün Venezuela'yı okurken de öyle okuyalım. Amerikalıların bir lafı var. Amerikalılar demeyelim, düzeltiyorum. ABD'deki derin devletin diyelim veya bu derin devleti sürdürmeye çalışanların diyelim, bir mantıkları var. Darbe başarılıncaya kadar tekrarlanır diyorlar. Darbe başarılıncaya kadar tekrarlanır. Yöntem değiştiririz diyorlar. Çoğunlukla askeri müdahaleyle deviremedikleri ve halkın arkasına, toplumsal olarak büyük bir kesiminin arkasında durduğu bir lideri açıkçası üçüncü evre olan ekonomik çöküntüyle devirmeye çalışıyorlar. Bu klasik, bugüne kadar geçmişte örnekleri Şili'de, Guatemala'da, işte Nikaragua'da dahil olmak üzere yaşanmış olan, ki bugüne kadar işte yeni yüzyılda diyebileceğimiz 14 darbe var. Devirdikleri ülke var. Deviremediklerini saymıyorum. Devirdikleri 14 tane ülke var. Bu 14 ülkede yaşananların fotoğrafını çektiğimizde 3. evre ekonomi evresi. Ve Chavez'i deviremedikleri için askeri müdahaleyle aslında 3. evreyi başlatmışlardı. O da ekonomi. Bunun bir sebebi var. Bunu ısrarla anlatıyoruz. Bugün belki Türkiye'de yaşananları da biraz okumak adına anlatmaya çalışıyorum ben ısrarla. Bu ülkeyi gerçekten seviyorum. Bu ülkede yaşanacak olan sorunların her birini demokrasi için çözmek zorundayız. Kardeşlik için çözmek zorundayız. Çünkü geçmişteki bütün ülkeler şunu yaşamışlar. Kendilerini seçtikleri lideri başkası devirdiklerinden sonra onlarca yıl iç savaş yaşamışlar. Ve bir daha hiç toparlanamamışlar. Yüz binlerce insan ölmüş. Örneklerini baksınlar, darbeler tarihi diye tarihte, Latin Amerika ülkelerindeki tarihte çok daha rahat olarak anlayabilirler. Ve bunu yaparken o üçüncü evre, hep diyorum, önemli bir evre. Çünkü şöyle yapıyorlar üçüncü evrede.
Önce kredileri kesiyorlar. İkinci evrede adı konulmamış bir ambargo başlatıyorlar. Üçüncü evre içerisinde, bu ekonomi içerisinde korkunç bir dedikodu ve paranoya yaratmaya başlıyorlar. Yani ülkenin batması ile ilgili bir noktaya doğru götürecek bir paranoya yaratmaya başlıyorlar. Peki bunları yaparken neyle yapıyorlar? Bunu ben söylemiyorum. Amerika'da özellikle darbeler tarihini araştıran çok önemli bir New York Times'te bir yazar var. O araştırıyor ve işte o zamanki CIA belgeleri dahil olmak üzere bütün raporları çıkartıyor. Şunu görüyor. Satın aldıkları gazeteciler, satın aldıkları siyasetçiler, satın aldıkları bürokratlar ve satın aldıkları o ülke hangi dindense, ister Katolik olabilir, isterse başka bir inanışa sahip olabilir, o ülkede satın alabilecekleri dini otoriteler. Hatta satın alabilecekleri herkes tarafından sevilen ve sayılan kişiler. Bu devrenin içerisinde yaşanan süreç içerisindeki bu kara propaganda aslında ülkeyi de kendi elleriyle kuyusunu kazmaya başlıyorlar. Yani ekonomiyi batıran, evet yapıyorlar ama ekonomiyi batıran kendi ülke içerisindeki bu paranoyak bir durum oluşuyor. Ve anlamsız bir şekilde fiyatlar yükselmeye başlıyor. Yani satın alabilecekleri malzemeyi bulamamaya, buldukları zaman da anormal fiyatlarla satın almaya başlıyorlar. Örneğini verelim. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Hani biz Venezuela örneğinden konuşuyoruz. Herhalde İran örneğine baktığınızda İran hayvan cenneti olan bir ülkedir. Ben eskiden de bilirim. Türkiye'ye hayvan ticareti yapılırdı. Yani benim bildiğim Yüksekova'dan veya işte o bölgeden İran'a hayvan kaçırılmazdı. Hayvan İran'dan Türkiye'ye sokulurdu. Niye? Türkiye'de daha ucuz olduğu için. Şöyle söyleyeyim. Bugün İran'da et fiyatı ne kadara gelmiş desem? Ne kadar? Anormal fiyat. 100 bin tümen diyorlar. Yani yaklaşık 125 lira falan verelim. Böyle bir rakam anormal bir rakam. Düşün, hayvanın boy olduğu bir yerde bile sen eğer fiyatları bu kadar yukarı çekmeye başlıyorsan aslında ekonomik anlamda olayı aşağı yukarı başarmışsın demektir. Temel gıdalar üzerinden gidiyorlar. İnsanların her gün ulaşabildikleri yerlerle. Bunu İran örneğine atalım, tekrar Venezuela örneğine dönelim. Bunu niye anlatıyorum? Bir kez daha söylüyorum. Üstüne basa basa söylüyorum. Adamların şeyi şu. Kardeşim, darbe başarılınca da devam ettirilecektir. Plan hep aynı plan. Hiç değişmiyor. Ta 1890'larda ilk darbesini yapıyor Amerika. Haiti kılıççısına yaptığıyla başlıyor. Darbeler tarihi onların öyle başlıyor. Bugüne kadarkilerin hepsinin fotokopisi aynı. Ekonomik olayların olduğu dönemde ilginçtir. Şunu da yapıyorlar beraber, onunla beraber. Sokak hareketlerini azdırıyorlar. Ve sokak hareketlerini azdırdıkları grup karşı grup olmuyor. İlginç bir şekilde sokak hareketini iktidarda olduğu söylenen partinin üzerinden yaptırıyorlar. Yani o yapıyormuş izlenimi veriyorlar. Örneğini verelim. Çok uzağa gitmeyeyim. İran'da işte bütün İngiliz petrollerini özelleştirilen adam, adama diyorlar ki bu adam büyük bir komünisttir aslında ve komünizme geçecektir diye altyapısını hazırlıyorlar. Adamın hiç komünizme falan alakası yok bu arada. Ve arkasından bir anda sokakta taraftarlarını, onların içinden satın aldıkları taraftarlar sokakta yaşasın komünizm, yaşasın başbakan diye sokakta tur atan insanlar görüyorsun. Şili'ye gidelim. Şili'de devrilen ve öldürülen cumhurbaşkanı bir anda sokakta solcu kişiler sokaklarda eylem yapmaya başlıyorlar iktidardayken. Ve bir anda toplum şeyin aleyhine dönmeye başlıyor. İktidardaki olan partinin aleyhine dönmeye başlıyor. Bunları niye anlatıyorum? Birbirinin aynısı fotokopileri yaşıyoruz. Biz darbeyi bertaraf ettik, doğru mu? Doğru. Arkasından etnik ve mezhepsel çıkartılmaya çalışan bir olayı da çözdük. Arkasından Türkiye'de yaşatılmaya çalışılan işte DAEŞ ve PYD gibi unsurları da bertaraf ettik.
Biz yaklaşık 2 seneden beri neyle saldırısına uğruyoruz sıklıkla? Ekonomik saldırıya uğruyoruz. Benzerlikleri anlatalım. Bundan sonra yaşanacaklarını da görelim. Mesela temel gıdalar dediniz İran'da. İşte biber üzerinden, domates üzerinden, Türkiye'de marketler üzerinden şu anda bir şey yürüyor. Fiyatların çok yukarı çıkması çok eleştirildi. Çok ilginçtir. Mesela ben bu yüzden çok okuyorum. Yani okumamın sebeplerinden hani ben güvenlik politika uzmanıyım. Sebep şu değil ki, güvenlik dediğin iş yalnızca terörle mücadele değil ki, bu ülkenin bekası da bizim işimiz. Yani bununla uğraşacağız ve bunlarla ilgili uyarıyı, bu testi kırılmadan önce yapmaya çalışıyorum. Beni en çok hasta eden veya belki üzen şeylerden bir tanesi, kaybettiklerimizi tekrar geri kazanmak için harcadığımız enerjidir. Yani kaybetmeden önce yapalım kardeşim önce. Yani bugün yaşanacakları bilelim, geçmiş örneklerden ders çıkartalım ve yapmayalım. Önemli olanlardan bir tanesi, belki de yaşanan sıkıntılardan bir tanesi daha söyleyeyim. Nedir o? Bu dönemde başka bir şey daha yapılıyor. Suikastlar başlıyor. Darbe karşıtı olanlar veya darbeyi engellemek için uğraşacak olan insanları ya suikastlerle bertaraf ediyorlar ordunun içerisinde veya bürokrasinin içerisinde veya iftiralarla hedefe koyup görevden aldırıyorlar. Michael Rubin'in bir tweet'i var. Hatta bir yazısı var gazetede. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yakışıksız ifadeler. O 15 Temmuz'dan önce de bunu yapmıştı. Evet, 15 Temmuz'dan önce de yine aynı ifade. Aynı. 15 Temmuz'dan önce de aynı şeyi söylemişti. Bugün yaşadığımız sürece de böyle okumak lazım. Yani ben Venezuela örneğini özellikle ısrarla üstüne basa basa anlatmamın sebebi, dünyanın en zengin petrol yataklarına sahipsin, altın rezervine sahipsin ama insanlar açlıktan. Enflasyon %1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Nasıl olabilir ya? Yani dünyayı en kötü yönetsen bile, dünyayı bertaraf etsen bile, yıksan bile bunu yapamazsın. Yapamazsın. Yani birisinin manipüle etmediği bir ortamda bunun yaratılması mümkün değil. O zaman dış güçler dediğimizde bizimle dalga geçenler, ya biz demiyoruz. Dış güçleri görmesi lazım. Ya biz demiyoruz zaten bak. Söylüyorum. Bu konuştuklarımın tamamı Amerika Darbeler Tarihi diye yazılan kitaplardan alıntılar yaparak söylüyorum. Yani bunu ben bir Türk vatandaşı olarak söylesem hani dersin ki ya abi sen zaten hani buradan bakacaksın. Bu anlattıklarımın hiçbiri benim şahsımla ilgili bir bilgi değil bu. Yani bildiklerim var, çok daha farklı gördüklerim var ama bu anlattıklarım evrensel anlamda bilinen bir şeyden bahsediyorum. Evrensel bu bilgiyi bilmezsek yapacak çok daha fazla bir şey yok. Peki biz ne yapacağız? Yani Venezuela'yı durdurabilir miyiz? Venezuela'daki yaşanan süreci tersine çevirebilir miyiz? Valla açıkça söyleyeyim. Bu tamamen Venezuela'nın şeyine kalmış bir şeydi. Çünkü Amerika bugüne kadar Latin Amerika ülkelerine ve Orta Amerika ülkelerine dışarıdan müdahaleyi, başka bir ülkenin bunu bertaraf etmesini hep engellemiştir. Ve kimseyi ülke şeye sokmamıştır. Amerika sahasına sokmamıştır. Ne Rusya'yı, ne Çin'i, ne başka bir şey. O yüzden Venezuela'nın işi çok zor. Onu ben de söyleyeyim sana. Çok zor. Yani kolay bir süreç değil. Ama bize dönelim. Biz baktığımızda ne göreceğiz? Michael Rubin orada bir şey söylüyor. Bir sonraki adım Türkiye mi? Orada Michael Rubin ne diyor? Venezuela örneğini verip arkasından nereye geliyor? Türkiye'ye geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na bir laf söylüyor orada. Ben adımı reklamını yapmayacağım ama o söylediği laf Venezuela'ya bizim neden daha fazla fokuslanmamız, orada yaşananlardan neler ders çıkartmamız gerektiğini de belki en önemli örneklerinden bir tanesi. Eğer herkes evladını seviyorsa, herkes bu ülkede bir yediği ekmek varsa şunu bilsin. Bu olayla yaratanlardan sonraki yaşanan onlarca yıl o ülkeler için hep kanlı olmuş. Şili, Honduras, Guatemala, İran, ne sayarsan say. Libya, Irak, hepsi. Ne sayarsan say. Başkasının müdahalesiyle kendi milli evlatlarını yedikten sonraki dönem toplumların bitiş dönemleri. Yani kendisini farklı partiden görebilirsin, kendini farklı siyasi düşünceler içine yaratabilirsin ama bu yaşanan süreci doğru okumak her vatanseverin bence görevi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diyorsa bu tuzağı dillendirmeliyiz ve anlatmalıyız. Tuzağa düşmemeliyiz. Hayır, tuzağa düşme ötesine bunun tedbirini baştan anlatmalıyız. Yani işte seçimi boykot etmek, seçimi
tanımamak, seçilmişi inkar etmek gibi süreçlerin tamamının kimin işine yaradığını da açıkçası bir kez daha konuşmakta yarar. Maduro için onu mesela çok fazla tez olarak kullanıyorlar. İşte %40 küsür katılım oranı %65 ile çıktığı için geçersizdir diyorlar. Guaido'yu devlet başkanı olarak sayıyorlar ve bunu bir tez olarak sürüyorlar. Ya şöyle düşün, seçime katılmıyorsun. Seçime katılmadıktan sonra da dönüp diyorsun ki seçim yasa dışı. Ya zaten katılmamışsın. Ha. Katılsaydın da bu lafı söyleseydin anlardım seni. İşte diyorum ya sana, süreçlerin her biri birbirini çok benzeri. Bu benzerlik bazen beni çok korkutuyor. Bu benzerlik bazen de beni şu anlamda mutlu ediyor. En azından deşifre edilecek bir fotokopi var. Peki doğru okuyor muyuz? İşte geçen gün birçok yerde yayınlandı. Gezi Parkı sırasındaki karikatürle Venezuela'daki yaşanan karikatürün birbirinin bu kadar aynı olmuş olması ve bunu değiştirmeye gerek bile görülmemesi. Buradan bir ders çıkartmak zorunda mıyız? Çıkartmak zorundayız. Adamlarda fütursuzluk insanı rahatsız edecek kadar büyük bir fütursuzluk. Evet. Yani bu anlattıklarımızın belgeleri arkadaşlar girebilirler. Bütün internet sitelerini ve diğerlerinde farklı farklı yerlerden okuyabilirler. Şili'deki de, Guatemala'daki dahil olmak üzere, İran'daki dahil olmak üzere, Honduras dahil olmak üzere, Nikaragua dahil olmak üzere bir okusunlar, baksınlar bu işler nasıl yaşanmış, o insanlar nasıl fakirleştirilmiş ve o fakirliğin içerisinde, zenginliğin içerisinde nasıl yok olmuşlar. Ve işin ilginci de kendi ülkesine faydası olan hep insanlar yok edilmiş. Amerika çıkarları için çalışan hiç kimse devrilmemiş biliyor musun şeyleri? Doğru. Hatta çok ilginç benzerlik. Geçen gün beni çok rahatsız edenlerden bir tanesi daha oldu. Şili'deki işte Pinochet'in gelmesi, darbeyle gelmesindeki öncekindeki süreç de çok benziyor. İşte seçimleri kazanıyor. Bir süreliğine geldiği kadar manipüle etmeye çalışıyorlar. Öldürülen Cumhurbaşkanı'nı. Ama kazanıyor. Kazandığı halde bu sefer Amerikalılar devreye giriyorlar ve şey diyorlar. Birinci olana şeyi verme diyorlar. İktidar başbakanlığı verme. Seçimi kaybedemem. Çok benziyor. Değil mi? 90'ların sonunda yaşanan. Nasıl, ne kadar benziyor değil mi? Birebir. Ya? Birebir. Yani ve arkasından yaşanan süreç, o süreç içerisinde öldürülenler, o süreç içerisinde cinayetler başlıyor. Seri cinayetler başlıyor. 90'lı yıllardaki Türkiye'de öldürülen kişilerin şeyine bak, niteliğine bak. Bu planları deşifre etmeye kalkanların hepsi de maalesef hayatlarından oldular. Uğur Uncal, Demitoğullar ve diğerleri İstediğin kadar bak, hepsine bak. Aynı süreç içerisinde yaşanıyor çünkü. Aynısı şeyde yaşanıyor. Şili ile birebir benzer. Çünkü aldıkları eğitim aynı yer. Başka bir özellik daha söyleyeyim. Latin Amerika ülkelerindeki yapılan bütün darbelerin saatleri 3 ve 4. Darbe saati. Sabaha karşı. Ve 3 ve 4 arasında yapılıyor. Bize de öyleydi. Bize de. İşte en son 15 Temmuz'a da dahil olmak üzere sabaha karşı planlanmış bir darbeden bahsediyoruz. Yok artık diyebileceğin sana 80 tane benzerlik daha sayarım. Ama hani bugünlük bu kadarla kalalım mı? Kalalım. Bir sonraki videoları mutlaka takip etsinler. Bir de gösterdikleri ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yani iki tane video koyduk. O iki tane videoyla hem izlenmemizi çok artmış hem de abone sayımızı artmış. Tabii ki arkadaşlar yani bizim amacımız bir kez daha söyleyeyim. Hep beraber bu yaşananları dillendirmek ve bunları arşive koymak. Bu konuştuklarımızı eğer gerçekten faydalı olarak görüyorlarsa lütfen diğer arkadaşlarınız abone olmasını ve onların da bunları izlemesini tavsiye ederseniz bizler de çok mutlu oluruz. Değil mi? Evet. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Mete Yarar'ın resmi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Altına yorumlarınızı da okuyoruz. Mutlaka yeni videoda yazın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.